Bir tanımlama yapıyor. Bu normal pozitif bölen sayısının bulunmasıyla ilgili olan formül. Asal çarpanlarına ayrıldıktan sonra birer artırıp çarpınca pozitif bölen sayısını veriyor. Sayı şöyle verilmiş bu şekilde. 112 tane pozitif böleni varmış. Biz bunu çarpanlarına ayırmalıyız. Şurada olduğu gibi. Şimdi sayımız şu. 6 şöyle 0 0 diye ilerliyor. Şöyle. Burada n tane 0 varmış. O zaman biz bu sayıyı şöyle çarpanlarına ayırabiliriz. 6 çarpı mesela şöyle olsaydı, böyle 6000 olsaydı, biz 6 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 derdik. 3 tane 10, 3 tane 0 olduğu için. Eğer şöyle olsaydı, 60.000 olsaydı bir tane daha 10 gelecek. 4 tane 0, 4 tane 10. N tane 0, N tane 10 gelecek. 10 üzeri N yani. Şunun devamı. Siliyorum bunu. Şimdi tekrar parçalarız onları. 6 yerine 2 çarpı 3 yazarız. 10 yerine 2 üzeri n, 5 üzeri n yazabiliriz. Onu 2 çarpı 5 üzeri n gibi düşünebiliriz. Şu 2'den bir tane de burada var. N tane burada. O halde 2 üzeri n artı 1. 3'ten bir tane var. 5'ten de n tane var. Şimdi bunun pozitif bölen sayısı. Üstlerinin birer fazlasının çarpımı. Şunları birer artırıp çarpacağız. Sonucumuz 112 gelecek pozitif bölen sayısı. Yazıyorum. N artı 1'in bir fazlası. N artı 2. 1'in bir fazlası. 2. N'in bir fazlası. N artı 1. Bu çarpımın sonucu 112'ymiş. 2'ye böleriz her iki tarafı. 2'ye bölüyorum 1. 112'yi 2'ye bölersek 60. Evet 56 olacak doğru. 56. Şurası 56. Şimdi yazıyorum. N artı 1, N artı 2. N artı 2, N artı 1 ya da fark etmeyecek. N artı 1. Bunların çarpımı 56 olacakmış. Şimdi istersek birbiri üzerine dağıtıp ikinci derece denklem yapabiliriz. N kareli bir denklem çıkarıp çözmeye çalışabiliriz. Ama bunlar ardışık sayılar. Biri diğerinden bir fazla. Eğer 56'yı ardışık çarpanlarına ayırabiliyorsak N direkt bulunur zaten. Bu da 8 çarpı 7'dir. 7 çarpı 8. Şimdi küçük olan 7 olacak. Bu küçük. Tabii 7 olması için en sayısının 6 olması lazım. 6 artı 1 7. 6 artı 2 8. Demek ki 8 çarpı 7 56. En sayısı 6 demek. Bizden en isteniyor o da 6 olur. Evet.